Doğru konuş, fakat sert olmasın. Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme. Şüphe seni kimseyle dost etmez. Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle. Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme. Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına. Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı. Balta bedeni, acı söz canı yaralar. Kendini kadınlar gibi süsleme. Alçak adama borçlanma. Tevazudan ayrılma. Malını dosta düşmana teşhir etme. Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun. Misafire iş buyurma. Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı. Cömertliğe adet et. Sağa sola bakma, daima önüne bak. Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme. Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme. Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma. Akrabalarınla ilişkilerini kesme. Onlara yakınlık göster. Sorulmadan hiçbir şeye karışma. İyilikte dost düşman ayırma. Şükür nimeti bereketlendirir. Herkese karşı saygılı davran. Sırrını gizleyen muradına erer. Ayağını sıcak, başını serin tut. İyiliği emret, kötülüğe mani ol. Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar. Fesatlık malın çoğunu yok eder. Öfkenin evveli delilik, sonu pişmanlıktır. Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et. Evden evvel komşu, yoldan önce de arkadaş edin. Edebi olmayan şahıs, ruhu olmayan ceset gibidir. Tecrübenin çokluğu aklı geliştirir ve olgunlaştırır. Sus ve düşün. Dil belasından kurtulmanın devası bunlardır. Yeryüzü halkı arasında alim, maden içindeki altın gibidir. Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış. Böbürlenerek yürüme. Allah büyüklük taslayanları ve övünenleri sevmez. Oğulcağızım, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür. Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster. Ömrün boyunca Allah'a ihlas ile yönel ve ona güven. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden. İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü.
İki şeyi de unut. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü. Az yemeği, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et. İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma. Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme. Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma. Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme. Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme. Küçüğünü hor görme. Küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur. Olgun insanın mihenk taşı akıl danışmak. Güler yüz, nefse hakimiyet, acıya katlanmaktır. Başına gelene sabret. Çünkü bunlar üzerinde titizlikle durulması gereken şeylerdir. Elde edilen hikmeti sözler, balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler. Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler bunlar. Çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır. Bir cemaatte bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır. Çünkü dil insanı ipe götürür. Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat. Kapı pencereden sakın. Çünkü bu kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır. Önüne geçemezsin. İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir. El için toplanan, miras bırakılan, lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir. İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru. Müdafasına kalkışma. Hislerini hayra yönelt. Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut. Ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut. Etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın. Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut. Onlardan teşekkür bekleme. Mükafatı Allah'tan bekle. Emellerini onun ihsanına bağla. Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma. Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun. Tembel, uykusu çok, Allah'tan uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir. Dost edineceğin insanı önce kızdır. Yaptıklarını incele ve kararını öyle ver. Kaş göz işaretiyle şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma. Beklentilerinin esiri olma. Herkesi olduğu gibi kabul et. Ve kimseyi değiştirmek için çabalama. Hak eden yanında olsun. Etmeyen uzak dursun. Ey oğlum, alimler meclisine devam et. Bahar yağmuru ile yeryüzünü yeşillendiren Allahu Teala, alimlerin meclisindeki hikmet nuru ile de müminlerin kalbini aydınlatır. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Aşık olamayan Adem, benzer yemişsiz ağaca. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. Dağlar nice yüksek ise, yol onun üstünden geçer. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş. Ete kemiğe büründü, Yunus deyi göründü.
Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Sabır saadeti ebedi kalır. Sabır kimde ise o nasip alır. Akıl, adalet sahibi bir ulu kişidir. Medet etmek sana onun işidir. Akıl bir kişidir, Allah'a bakar. Uyarsan akla uy, cimriliği yakar. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Aşkın yeri gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Çalabın dünyasında 100.000 dürlü sevgi var. Biri Rahman-ı Rahim, biri Şeytan-ı Racim. Cümleler doğrudur, sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz, sen eğri isen. Derviş Yunus sana söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyince? Eğer aşkı sever isen can olasın, kamu derdine hem derman olasın. Edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Eyledim Halep ile Şam'ı ilmi talep, meğer ilim hiç imiş, illa edep, illa edep. Aşıklar ölmez, ölen hayvan imiş. Benim uçmak neme gerek, her giz gözüm ona bakmaz. Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var gel biraz da sen oyalan. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Nazar eyle itiri, pazar eyle götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Sanırdım kendim ayrıyım, dost ayrıdır, ben gayrıyım. Beni bu hayale salan, bu sıfatı hayvan imiş. Ya Rabbena hayr eyle, Muhammed'e yar eyle, kabrimize nur eyle, kabre vardığım gece. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Aşk aşkı şir eder, aslanı zincir eder, katı taşı mum eder. Benlik davasını bırak, Muhammed'den olma ırak, sevgiyle dolsun, yürek hoşgörülü olmaya bak. Bir avuç toprak, biraz da suyum ben, neyimle övüneyim, işte buyum ben. Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sana, ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde. Cennet cennet dedikleri üç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları,
Bana seni gerek, seni. Dağa düşer küleyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Dervişlik baştadır, taçta değil. Kızdırmak otdadır, sacda değil. Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Dört kitabın manasını okudum, tahsil ettim. Aşka gelince gördüm, bir uzun heceymiş. Eğer bir müminin kalbini kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Eğer ileride bir gün keşke demek istemiyorsan, üç şeyi doğru seç. Eşini, işini, arkadaşını. Ey hayat ırmağından su içenler, gelin soralım canlara ki, güzelliği ne oldu da gidiyor? Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor? Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. Maharet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki şunu, en büyük ibadet sevebilmektir. Miskin Adem oğlanı nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi otlamağa kalmıştır. Olsun be, aldırma, yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. Sabah mezarlığa vardım, baktım herkes ölmüş yatar. Her biri çaresiz olup ömrünü yitirmiş yatar. Sen doğru ol da varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın. Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. Aşka münkir Adem'i bu meydandan sürmüşler. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus sözü alimden, zinhar olma zalimden. Korka durun ölümden, cümle doğan ölmüştür. Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Ne öğrendiysem secdede öğrendim. İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma. İtimatta layık en büyük şey akıl ve iyi ahlaktır. Derdin devasızı iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. Aklı bol olan zamanın kıtlığından zarar görmez. Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir. Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır. Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.
Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. Hayda ortaya çıkan ilk duygu utanmadır. Allah bana yeter. O ne güzel yardımcıdır. Ölen bir canlının kıyameti kopmuş demektir. Hastalık hekime iyi anlatılmazsa tedavi zorlaşır. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır. Akıl ve sezgi. İnsanın yalnız başına öğreneceği bir şey hep vardır. Herkes ne için yaratılmışsa ona kolaylıkla ulaşabilir. Mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakkı hakimden alınır. Ben öküzden korkarım. Çünkü onun silahı var. Ama aklı yok. İnsanın duyduğu acıdan duman çıksa, dünya ebediyen karanlığa gömülürdü. Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde alet yoktur. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır. Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey kendinden başka bir şeyle belirlenir. Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hasül havas ise inandıklarını yaşar. Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. Ey kayyum! Bizi nurunla güçlendir. Nur üzerine yerleştir. Ve nura doğru götür. Bilmiş ol ki, nefsin gezintiye çıkışı, bilgi ve ilim yolunda düşünceye dalmasıdır. Teorik felsefede amaç, gerçeği bilmektir. Pratik felsefede amaç ise iyiyi bilmektir. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Birisinin gönlü alındığında diğeri gücenir. Oğulcağızım, yol ikidir. Biri aşağıdan yukarıya çıkmak, diğeri de yukarıdan aşağı düşmektir. Kuşkusuz bedenin yaratılışı büsbütün saçma. Ruhla birleştirilmesi büsbütün boş bir iş olamazdı. Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. Dünya, aklı olup dini olmayan adamlarla ve dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. Her kalbi kuvvetli olan, çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir. Şifasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka, değersiz bitki yoktur, tanınmamasından başka. İyiliğin şartı 5'tir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Şeylerin mahiyetleri kimi zaman şeylerin dış dünyadaki varlıklarında olur. Kimi zaman da düşüncede olur. Bilgiyi ve krallığı yetkin ve tam olan yücelerden iste. Eksiklikler
yalnız eksiklikleri verebilirler. Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak. İşte o ziya, zuhur ettiği cisme nispet ediliyorsa da, hakikatte o ziya, güneşin ziyasından başka bir şey değildir. Tüm gökler ve içindekiler aslında tekti, bölünmez bir bütündü. Hür iradeli bir faile muhtaç bir şahıs hükmündeydi. İnsanların yapısı, yaratılışı, yetenekleri farklıdır ve yüce gerçekliklere ancak az sayıdaki üstün yaratılışlı insan ulaşabilir. Var olan her şeyin sırf var olduğu için bir özü vardır. Aslında var olan her şey sırf o şey olmasından dolayı kendine has bir öze sahiptir. Gözlem, deney ve düşünme yoluyla elde edilen bilgiler, vahiy yoluyla gelen bilgilerle çelişmez. Yani felsefe ile din arasında tam bir uygunluk vardır. Karanlıkta kalan kimsenin ne kendisini, ne çevresindekileri görmesi gibi, nefs de kendi özünü, aklı ve aşkın biçimleri aklın ışığıyla görür. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim, aşk yolunda ikimiz de sert taşız. Tıp, insan vücudunun hangi araçlarla iyileştiğini ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır. Bilmiş ol ki, insanlardaki gazap kuvveti, ne zaman kendisinin istemediği bir şey görse veya işitse, öç almak isteğiyle kalpteki kanı kaynatan, coşturan bir kuvvettir. İnsanlar ileri sürdüğümüz nedenlere, iştenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Yaşadığınız sürece durumunuz şüphelidir. Çok çok sizden şüphe ederler. Bu kadarına hak kazanabilirsiniz. Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir. Fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez. Onlar tek gözlüdür. Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir. Az ye, yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma. Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığı bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir. Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç hastalıkları oluşturabileceği gibi var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır. İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki, bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim. Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım? En son ve en yüksek basamağa yükselmiş olan kimse, varlıkların gerçekliklerini görmüş, öğrenmiş, bunların gerçekliklerine ermiş, adalet ve hak doğrultusunda bunlar üzerinde tasarruf yapma hakkını kazanmış olur.